Arkadaşlar herkese selamlar. Kanalımız 100 bin aboneye ulaştı. Sonunda bugün 19 Şubat. 19 Şubat'ta 100 bin abone olduk. Gerçekten bugüne gelene kadar çok emek verdik. Yıllarca emek verdik. Ve sonunda 100 bine ulaştık. Hedefimiz tabii ki nice 100 binler. Belki milyonlar diye düşünüyorum. Ama bunları tabii ki sizlerle beraber yapabiliriz. Sizlerin kanala ilgi göstermenizle. Her videoya gelip yorum atmanızla, bir like bırakmanızla, Bunlarla beraber yapabiliriz ee, kısa bir video çekeyim diyeceğim ama her seferinde şöyle yorumlar geliyor Onur abi kısa demişsin yine 20 dakika olmuş diye fazla uzatmak istemiyorum bu sefer inşallah öyle olur um, ben bu YouTube işine girmeye karar verdiğim zaman kim olduğunu tabii ki söylemeyeceğim bunu daha önce de söylemiştim çok ünlü bir YouTuber izlemiştim ee, ve oyun videoları falan çekiyordu. Gerçekten çok ilginç hareketler yapıyordu ve dedim ki o zaman ya bunu kim izliyor acaba yani bunu kim izler? Bu arada Enes Batur diyeceksiniz çoğunuz değil Enes Batur değil. Yani bu adamı dedim kim izliyor yani bu çocuğu olamaz dedim ya böyle bir şey izleniyorsa hani biz o zaman hayli, hayli izlememiz lazım diye. Ve ondan sonra böyle bir karar almıştım. Bu kararımda zamanında oturduğum evde 55 metrekarelik bir evde oturuyordum o zamanlar. Bir yatak odası ve bir salon vardı başka hiçbir şey yoktu ve yatak odası ve salonda çok e, ufaktı yani 55 metrekarelik bir evi düşünün banyosu var falan. E, yatak odasında da tabii ki çocuklarım yeni olmuştu çocuklarım yatıyordu ben o zamanlar düşünün yani hanımlı biz salonda o büyük koltukta ben ufak koltukta yatıyordum yeter ki çocuklar hani uyusunlar diye o kadar kötü günler geçiyorduk ve o dönemde girmiştim bu işe. Ee, sürekli evde ağlayan çocuklar var. Onların uyuması lazım. Onlar uyuduğu zaman ben video çekiyorum. Ee, ben video çektiğim zaman gollerde falan bağıramam Çünkü gollerde bağırsam e, çocuklar uyanır. Hani o kadar kötüydü ki yani elimde hiçbir imkan yoktu. Daha sonra işte çocuklarım yuvaya başladı. Kindergarten diyorlar burada Almanya'da. Daha sonra çocuklar yuvaya başladılar. Ee, onlar işte saat tabii ki 12'de 1'de falan geliyorlardı yuvadan. İşte 3 yaşındayken falan. Ben de işte gece çalışıyorum biliyorsunuz. İşte sabah 8'de falan geliyordum işten. 8'de yatıyordum. Onlar 1'de geldiği için 4 saat sonra o yorgun yorgun gözlerimle 12'de falan saatimi kuruyordum ki kalkabileyim diye. 12'de kalkıyordum. Ve 12'de kalktıktan sonra da 1 saat yani hemen yüzümü falan yıkıyordum. Gözlerim şiş, oyun açıyordum falan uyuklayarak falan. Onların gelmesine çünkü 1 saat var diye. O 1 saat arada video çekmeye çalışıyordum. Onlar geldikten sonra tabii ki yine çığlıklar içerisinde ağlama sesleriyle ikizlerdi çünkü. E, aynı anda videonun montajını yapmaya çalışıyordum. Kabak resmini yapmaya çalışıyordum. Ve gerçekten de o günlerden bugünlere geldik. E, artık kendi odam var. Kendimle alakalı e, istediğim her şeyi yapabileceğim bir alanım var. Daha büyük bir evim var artık. Ve e, bu saatten sonra da çok daha fazla çok daha iyi ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ama burada sizlerin desteği gerçekten çok önemli. Eee... Şöyle destekleriniz çok önemli. Mesela YouTube'da sevdiğiniz kişiler vardır. Bu sevdiğiniz kişilerden yakınlık duyduğunuz vardır. Yani mesela diyelim ki çok ünlü bir YouTuber'ı seviyorsunuzdur ama o ünlü YouTuber'a ulaşamazsınız. Ya da sizi tanımıyordur bile. Ama biz Gürkan olsun, Ardan olsun ve ben olalım. Genelde yorumları okuyoruz, isimleri biliyoruz. Hani kimler ne yazmışlar. Instagram'da paylaştığımız fotoğrafların altına yorumlar yapıyorsunuz. O isimleri de görüyoruz. Sen diyor ki aa bak bu YouTube'da da geçen gün bana yorum yapmıştı falan. Sizlerle daha iletişim halindeyiz. Daha bir aile tarzındayız şu anda. Belki de ben bu insanları tabii ki eleştirmek için söylemiyorum. Biz de belki çok büyük aboneler sayısına geldiğimiz zaman biz de öyle olacağız. Çünkü hangisini yetişeceksin gibi düşünün. Yani bu bir eleştiri değil. Ee, o yüzden bir aile kurmuşuz. Ekibimiz de var. Gürkan ben falan abi kardeş gibi olmuşuz üçümüz. Sizler de bu aileye katılmak için yani bizimle beraber olmak için lütfen destek verin. Yani mesela bir video atıldığı zaman illaki bildirim geliyordur. Hiç olmadı o videoya girin. Arkadaşlar bir 5 saniye 6 saniye video durun ve ondan sonra çıkın izlemek istemiyorsanız bile. Çünkü o zaman 5-6 saniye durduğunuz zaman YouTube bunu bir izlenme olarak kabul ediyor. Yani görüntülenme olarak kabul ediyor. Bunlar çok önemli. Mesela yeni bir içerik oluşturduğumuz zaman Emin olun o kadar çok bakıyoruz ki ne kadar izlenmiş, ne olmuş falan. Hani belki sizler şöyle düşünüyorsunuz atıyoruz ve yatıyoruz öyle değil. Acaba kaç izlendi, öyle mi izlendi, kaç izlenecek falan diye inanılmaz yani kontrol ediyoruz böyle şeyleri. Ve büyük emeklerimiz bazen çok ilginç şeyler oluyor. Mesela hiç emek vermediğimiz böyle sıradan bir video çok fazla izleniyor. Bazen de çok emek verdiğim video çok az izleniyor. O mesela beni çok üzüyor. Mesela bu en, en son Fenerbahçe efsane, bir, efsane ve efsaneleri kariyeri beni çok çok üzdü. Çünkü orada 8 saatlik bir emeğim vardı. Ve e, kanalda en çok Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen e, çok yalnız bıraktılar beni. İnanılmaz kötü bir izlenme aldı o kariyer. E, nedenini bilmiyorum. Çok inanılmaz kötü bir izlenme aldı. Hayal kırıklığına uğradım. Çünkü şöyle düşünmüştüm lan ben buna çok emek veriyorum karşılığını alacağım diye ama olmadı. bazen tutmuyor. Bazen tutuyor. sizlerden ricam yine söylediğim gibi eğer olur da ailemizi daha fazla büyütmek istiyorsak ya da daha fazla hani sevdiğiniz insanları mutlu etmek istiyorsanız sevmediğiniz bir bölüm bile olsa herhangi bir şey mesela bir GTA atalım diyelim ama siz GTA sevmiyorsunuz. Ama bildirim geldiği zaman ya da gördüğünüz zaman ayrı pencerede de olsa açın bir 5-6 saniye kalsın video ondan sonra tekrar kapatın hiç olmadı görüntülenme alsın. Görüntülenme bizim için çok önemli. Ya da like atın. bu da çok önemli. Bunu da söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız mesela videoları izliyor. Şey diyor. Mesela 6. bölüm nerede? Aslında 6. bölüm kanala atılmış ama abone olmadan izlediği için ona bildirim gitmiyor. Hani ve kaçırıyor bunları. Abone olmadan da çok izleyen var. Siz de anlayacağım lütfen abone olun. Ee, sevdiğiniz kanallara bir düğmeye basarak abone olmak ee, sizden çok şey kaybettirmiyor ama bizi çok şey kazandırıyor. Mutlu oluyoruz. Diyoruz ki vay be hani abonelerim yükseliyor. Bak işte yaptığım işle alakalı demek ki doğru yoldayım falan tarzında. Ve videoları izlerken de arkadaşlar lütfen like atın. O da çok önemli. Ee, 100 bine özel 3 tane kafamda planlarım var. Ee, bir tanesi hmm, ya da hiç söylemeyeyim 3 tane kafamda 100 bin özel videosu var. 3 tane video var arkadaşlar. Onları da yakında e, izleyeceksiniz Umuyorum ki e, nice yüz binler görürüz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like, up, bakalım, bakalım buna kaç tane like gelecek. Hadi bakalım. Hoşçakalın.